Selamünaleyküm. Kapalı Harika TV'ye hoş geldiniz. Farklı bir güzergâhtan geliyorum. Şu an giriş noktasından geliyorum. İkinci bir video bu. Burası neymiş diye çok merak ederdim. Burası bir kiliseymiş arkadaşlar. Bakın üst katına çıkan merdivenler erimiş. Çıkmam için nasıl bir yol bulurum bilmiyorum. Çıkabilirsem sizlere üst katını da detaylı gezerim. Burası küçük bir kiliseymiş. Yani şapel aslında kilise dediğimiz. Ortada bir kolonu var. Takalar var. Ayrı bir artık kitaplarını mı koyuyorlardı? Burası hayvanlar için değil. Burada da defineciler kazmışlar. Bidon da içine düşmüş. Böyle ufak bir yaşam alanı. Kilisenin altı aslında ayin yapılan noktası. Şu kısımmış. Size şuradan görsellik vereyim. Bakın buranın kenar usulü kazılmış. Burası bir küçük kilisenin küçüğü, şapel yani. Şurada da bir yaşam alanı var ama ileriye geçiş noktası yok. Ya kapalı. Yani kilis sistemi da olabilir. Burada daha önce önünü de kapalı olabilir. Çünkü buralar göçük yaşadığı için. Etrafında gezelim bakalım. Farklı bir gizemli noktası var mı? Çıkış noktası kolay da yerde var mı? Yüksek bir kaya. Yaklaşık 10 metreden fazla yüksekliği var. Bunun en iyi kolay yolu öbür taraftan çıkış yolu. O da basamaklar inmiş. Şurada bir yaşam belirtisi var mı? Bakalım. Yok arkadaşlar. İlerisi yüksek kiliseye gider. Şu sağ tarafında gizemli bir nokta var. Oraya da sizler için videosunu çekeyim. Ta şu karşısı. Bakın. Orada ne varmış bakalım. Meramız kalmasın. Yani güzel yurtta yaşıyorum. İlk defa geliyorum biliyor musunuz buraya? O kadar uzaktan sadece pencerelerini görüyordum. Ama kanal olunca artık her yeri geziyorum. Üste de çıkmama pek de gerek yok gibi. Çıkamadığıma da üzülmüyorum. Küçücük bir yaşam alanı. Yani kilisenin ayin yapılan bölümü. Gelin bakalım bu tarafa doğru gidelim. Ne varmış orada da orayda. Yağmur da atıştırıyor ama bugün artık Mart'ta Nisan yağmurlar gibi böyle çok yumuşak bir hava var bugün. Güzel yurtta. Yani yumuşak dediğim sıcak. Deyimimiz farklı olabiliyor. Farklı yerden anlaşılmayabilir. Güzel yurtlar dinleyince anlıyordur ama burada da bir yaşam yerleri varmış. Önceki videoda kaya mezar denk gelmişti. Onun videosunu çektim. Artık mezarlarına çok özen gösteriyorlarmış. Ama yanlış yapıyorlarmış. Kokar kaya. Toprağa karışmaz. Karışsa da çok zor karışır. Cesedin materyalleri bir sürü kokar. Mikrop saçar. Ama Müslümanlık gelince elhamdülillah bu tür şeyler düzene girdi. Burada çok gizemli noktalar var ama yırtıcılar kazmış burayı. Mağaranın içine kendi yol bulmuş. Şurada bir giriş noktası varmış. Bakın. Burası göçük yaşamış. Yani odaymış tamamen. Yaşam alanı göçmüş. Bakın. Şimdi asıl o pencerenin olduğu noktaya gidelim. Şuradan çıkış verir herhalde. Burası da yol gibiymiş. Yukarıya doğru. Evet. Evet, küçük bir
çobanların yaşam alanıymış. Yukarı uzaktan büyük pencere gözüküyor. Yaklaşık 100 metre geldim. Şu an burada da göz kayaları deriz. Bu videomu kaçırmayın. Burada birkaç bölüm çektim. Esrarengiz bölge var. Yeraltı şehri. Minareyi salsanız iler. Burada onlarca mağara var. Gizemli noktalar var. En üst zirveden en alt zirveye iniş yaptım. Kaçırmayın. Kapadokya Harika TV'de de var. Eski kanalımı Fuat Ertem olarak kanalımı kapattık. Onda da var. Burası da bir yaşam alanı varmış. Bakın. Burası göçük yaşamış. Bakın. Bu kaya buradan kopmuş buraya inmiş. Böyle. İleriye giden noktası, gizemli bir noktası yok. Tahminim buradaki tarımsal işler yapan kişilerin, ama şurası kilise. Bir adam kendine evi de vardır muhakkak buralarda. Her evin kendine göre bir ibadethanesi varmış. Burada aynı taş kesilmiş. Bakın izler belli. Şu iz taş kesimi izi. Burada mevcut. Taşı keserken de aynı zamanda bir taşta iki kuş vuruyorlarmış. Yani o alanda bu mağara olarak kullanıyorlarmış. Şimdi artık burada ileriye doğru gidecek bir yerim kalmadı. Buradan motorum ta burada oraya kadar gideceğim. Oradan sizlere motorda devam edeceğim biraz daha. Videoya biraz ara veriyorum. Evet, yoruldum ama motora kadar geldim şu an. Bakın yanındaydım. Bayağı uzak burası haliyle. 50 metre falan var. Dedim ya, geldiğiniz zaman yüksek kiliseyi gezip gidiyorsunuz ama bu göz kayalarını gezmeyi unutuyorsunuz. Solunuzda gizemli nokta var dedim. Kaçırmayın videoyu. İçerikli olarak izleyin. Burayı da gezdik. Artık motora binip yol kat edeceğim. Evet. Motorun üzerindeyim şu an. Yani motor dediğim elektrikli arkadaşlar. Servis aracı. 6 akülü. Bunu da anlatayım. Maranta diye bir marka. Aküleri 5 yılda çöpe atıyorsunuz. Güzel uçaklarına göre de 10.000 kilometrede 10-12.000 kilometre falan gidiyor tahmini. Yani bizim burası engemeli olduğu için pek bir avantajı yok. Sizin alacağınız motoru tahmin edeyim. Yani biraz para yakıyorsanız onda diyor arkadaşlar. 1 litreyle 53 kilometre gidiyor. Kolaçan bunu test etti. Takip ederseniz, bakarsanız. Ömürlük motor yani, aldınız mı? Benzin de ne kadar pahalı olursa olsun. Burada bir tarihi köprü var. Şu an tarihi köprünün üzerinden geçiş yaptım. Burada duraklayıp bu köprünün videosunu çekip sizlere akan suyunda beraber az da olsa görsellik veriyor. Bu gelen su şeyden geliyor arkadaşlar. Güney Tepe'nin ve Akyamac'ın bir kısmını kapsıyor. Bakın. Bayağı karlar eriyor. Karlar eriyor. Eridiği bitmedi. Devamlı akar arkadaşlar. Ama kar bitti mi bu su da bitiyor maalesef. Burada tarihi köprü. Bakın. Kemerle tamamen düz komple çatılmış. Arada bir kemer güçlendirmesi yapılmamış. Farklı bir kemer usulü. Şöyle bir izumlayayım. Bu taraftan daha iyi olurdu tahminim ama. Evet, sizler için köprünün tam altına geçtim. Bakın. Pırıl pırıl sular göletimize akıyor arkadaşlar.
Videomu yüksek lise manzarasıyla sizlere veda ediyorum. Bakın, geldiğiniz zaman burayı gezin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.